Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin gözlerden uzak büyüttüğü kızları Lalin aylar sonra kameralarda. En son bebekliğine görüntülenen kızıyla birlikte kameralarımız karşısına geçen Sinem Kobal, muhabirimiz Barış Ağal'ın sorularını yanıtladı. Nasılsın Sinem Hanım? Çok kısa konuşalım. Neler yapıyorsun? Görüşemiyoruz o zamandır. Teşekkür ederim. Kızlar yokken seve seve. Görüşürüz. NTV'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu empati programına konuk olan Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'a aşk itirafıyla hafta boyunca çok konuşuldu. Vallahi 40'ından sonra tekrar aşkla karşılaşır mıyım hiç emin değildim. Benim aşkım mesela ilk görüşte aşk değildi. Hmm. Dördüncü görüşte aşktı. Tamam. Evet, dördüncü buluşmamızda, sohbetimizde bir sohbet esnasında böyle bir... Ağır süzülmüş bir şey. Kesinlikle. Öyle. Bir çarpma etkisinden bahsetmiyoruz. Yani sadece fiziksel bir çarpma değil, ruhtan da bir çarpma. Çok konuşulan aşk itirafının hatırlatıldığı Sinem Kobal, kızı nedeniyle sohbet isteğimizi geri çevirdi. Kerem Bey'in geçtiğimiz günlerde programa katıldı, size olan aşkını, sevgini, onu sözlüklerle anlattı. Onunla ilgili birkaç kelime bahsettiğini var söyleyecektiniz. Teşekkür ederim. Kırmayın bizi. Lütfen. Görüşürüz devamlı. Aşk olsun, siz de kırmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Uyku mahmurluğuyla annesinin boynuna sıkı sıkı sarılan Lali'nin keyfini o anlarda annesinden bozmak istemedi. Leyla'yı sorsaydık kendisi nerede, babada mı? Tamam. Artık 3 yaşında olan Lali babasına benzerliğe dikkat çekerken kızlarına düşkünlüğüyle bilinen Kenan İmirzalıoğlu katıldığı programda bir baba kızın hikayesiyle empati kurduktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Bir gün hiç beklemediğin bir telefon alıyorsun. Telefondaki kişi kızının bir trafik kazası geçirdiğini ve durumunun da oldukça ağır olduğunu söylüyor. Böyle acı bir haber alınca ne hissettin? Oradan başlayalım. Ne hissedeyim? İyi olacak değil mi? Bir diğer taraftan Ankara'da geçen çocukluk yıllarını paylaşan yakışıklı oyuncu babasıyla ilgili anısına da programda yer verdi. İlkokulda en azından derslerim iyiydi. Babam çünkü okumaya çok önem verirdi. Aman oğlum bu köyde kalmayacaksın değil mi? Okuyacaksın. Ve kendi hayatını kuracaksın. Buradaki toprağa güvenme sakın diye. Onu sonra zaten Bilal'e anlattı bana. Oraya güvenmemem gerektiğini. Bir yıllık bir... workshop eğitimden aldım geçtim. Evet, sıkı bir eğitimden geçtim. Omuzları falan zaten orada geliştim ben. Daha öncesinde daha zargana gibiydim. Üniversiteyi kazanamadığı zaman babasından anlamlı bir hayat dersi alan İmirzalıoğlu o yılları işte böyle anlattı. Ben lisedeyken arkadaşlarım hep şeyi söylerdi. İşte eğer ki ODTÜ'yü kazanırsam babam bana şu arabayı alacak. İşte İTÜ'yü kazanırsam babam bana şöyle bir motor alacak. Ben de diyordum ki eğer ben hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak. Ki keza öyle oldu. Tabii o yüzden bir yıl o eğitimi aldım. Ama zaten o iyi ki vermiş. Yani bu hikayelere konu olacak babalardan bir tanesi.